Selamlar, yeni bir videodan hepinize merhabalar. Bugün günlerden pazar, biz kayınvalidem, ben, annem, Sinan ve Mert ile hep beraber kahvaltıya gideceğiz. Saatlerimiz 12'ye geliyor ama bunu bir brunch olarak kabul edebiliriz. Şimdi Üsküdar sahile gideceğiz. Aşağı iniyoruz. Mert Ali artık sıkıldı. Selam. Yazı getirdik biz. Değil mi? Yazı getirdik. Çok tatlı olmuşsun anneciğim. Çok güzel olmuşsun. Çok şekersin. Çok minnoşsun. Yeğenim şu. Hiç sinir yapma. Ya yapmayacak gibi değil ki. Hemen neye sinirlendiğini size anlatayım. Şimdi annem İsmail'in dolabını düzeltti. Tişörtlerini katladı. Tişört buluyorum diye İsmail lap 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 almış. Annem ona sinirlendi haklı olarak. Neyse, evlenince karısı düşünsün. Yani değil mi? Evet, şindi biz artık yavaş yavaş aşağı inip hava alalım mı? Annem 10 dakikaya geliyorum demişti. 10 dakikaya geliyorum dedi de şimdi ışıklara takılacak. Çocuktan sıcaktan. Kapının önünde. Bilmiyorum, siz biliyorsunuz. Evde durdukça da evde çok sıcak, o yüzden dedim. Hem inelim hem de ayakkabılarımızı şey yaparız, giymiş oluruz. O zaman biz aşağı inelim, oralarda gene görüşürüz. Biz çıktık. Oğlumu böyle şey yaptık ama biraz serinmiş sanki hava. Aşırı serin gibi sahil kenarları ama bakalım ne olabilir. Belki sahil sıcak olabilir. Kuduruklar aha. Kayınvalidem. Ölüyordunuz kadın. Anne hoş geldin. Demek ki küsteymişiz. Hani bak bu okul var ya şu. Hı-hı. Babamın ilkokulu. Görmek isteyenler görsünler acaba. Değil mi? Evet. Arkamızda arkamızdan konuşan. Sen böyle tamam, yapın işte. O dedi kızımı ver, ben dedim oğlumu ver. Birbirlerine girdiler. Paylaşamıyorlar bize. Evet, babası. İş başındasın. Evet. İyi bakalım. Usta şoförlük yapmam gerekiyor. Diyor usta şoför, dikkatli kullanması lazım. Yalnız bey ehliyetin var değil mi? Var. Gidelim kahvaltımızı yaparken orada görüşürüz. Afiyet olsun şimdiden hepinize. Kahvaltı yapmaya geldik. Annem gene kendini yerli. Anneciğim nasıl? Teşekkür ederim. Böyle şu an manzaraya karşı kahvaltı yapacağız. Dört kişilik serpme. Dört kişilik yemeyiz ya. Mecburen öyle söylüyorsun. Niye? İki kişilik söylüyorsun. İki kişilik söylediğin zaman kişi, mesela bir tane çay gibi. Ha. Anladın mı? Yani, şeyi öyle. Kaç kişisin? Dört kişisin. Oğlum burada uyuyor. Sen de dört kişilik. Ben de buradayım. Şimdi kahvaltı, hani şöyle bir yatımız olaydı. Olacak kızım inşallah. Allah. Ne gezerdik be. Çok erken. Var ya ne şeyler var. Baba satmamış olsaydı olacak. Evet, evet, aynen öyle. Gidip alalım mı Bostancı'da? Orada duruyor. Duruyor mu? Duruyor hala. Tamam, ben şey yaparım. Gece gidip çalalım. Yok çalmaya gelirsen ben diyeceğim. Benim kayınpeder sana bir şey vermiş. Zamanında sen de bize geliver. Sen de şimdi bize 7500'e geri veriyorsun. Tabii. Sana 75 bin liraya geri vermedim. Hayır, şimdi biz 75 bin mi verdik? Geri 1500 de verdik. Yalan mı? Babamın yıllar önce sattığı motor yattı. Sen gene insafsız davranmışsın. Bostancı'daymış da onu geri alma planları yapıyoruz. Nasıl alabiliriz diye. Neyse şimdi kahvaltımızı yapalım. Gelince de zaten şöyle kahvaltı masasını çekerim. Sonra da benim büyüdüğüm o dernek dediğim yere gideceğiz. Orada çayımızı kahvemizi içeceğiz. Kahvaltı geldi. Biraz Sinan abarttı galiba. Başka bir isteğin yok. Şu anlık teşekkürler. Yani buraya 4 kişilik serpme kahvaltı söyleyerek hayatın hatasını yaptım. Çünkü hepsinden birer tane var. Hatta daha fazla var. Şu anda 2'şer tane. 2'şer tane. 2'şer tane. Neyse böyle. Afiyet olsun tatlımlar. Teşekkür ederim. Annem, aşkım annem sigara içtiği için oraya gidiyor. Afiyet olsun anneciğim. Teşekkür ederim. Ağzının içine girecek. Afiyet olsun kocacığım. Teşekkür ediyorum. Sana da afiyet olsun. I'm so stressed.
feels like a test that I fail so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. You lies, I'll do what I want. The gas in the back of the sand. Heaven is just so bad. The chair made the bread off the mess. The gas in the back of the sand. Heaven is just so bad. The chair made the bread off the mess. The gas in the back of the sand. Heaven is just so bad. The chair made the bread off the mess. The gas in the back of the sand. Heaven is just so bad. The chair made the bread off the mess. I'm inspired by thirst. I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did sh- I know it hurts. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. You lies, I'll do what I want. The gas in the back of the sand. Heaven is just so bad. The chair made the bread off the mess. The gas in the back of the sand. Heaven is just so bad. Biz böylece oturuyoruz değil mi anne? Kameraya her gördüğünde bakıyorsun. Ne haber? Böyle. Hıt mı yaptın? Hıt mı yaptın? He? Böyle. Hı? Başka ortası olan var. Evet. Evet aşkım. Evet. Birini vereyim diye. Hadi gidiyormuşuz. At dağlara. Yakalandık. Kameralara yakalandık. Bakma bakma bakma. Selam. Biz bugün fazla bir şey çekmedik. Kahvaltıyı falan çektim size gördüğünüz gibi. Çünkü Mert Ali biraz babaannesiyle vakit geçirdi. Ne kadar siz bizi küs, aramız bozuk zannetseniz de ama öyle değil. Bayağı bir takıldık, gezdik, kahve içtik, o kafeden o kafeye gittik falan filan derken bir saat, bir buçuk saat oluyor kayınvalidem gidelim. Yemeğimizi yedik, kahvemizi içtik. Ya güzel vakit geçirdik değil mi aşkım? Şimdi şey diyecekler, tek bir noktaya takıldım. Önceden anne diyordun, şimdi kayınvalidem diyorsun. Şu an anne, ya yani annen dersem hangi annen diyeceksiniz bu sefer? O zaman şöyle adlandırayım. Leyla annem, benim annem. Hatice annem, Sinan'ın annesi. Ya öyle söyleyebilirim, ne yapayım? Yok hayır, hani kulp bulmak isteyen her tabii türlü canım bulur da. Şimdi şey, önceden anne diyordun, şimdi kayınvalide diyorsun. Yine annem. Yani onun yanında, annemin yanında anne diyorum ama size anlatabilmem için kayınvalidem diyorum. Çünkü bana kayınvalidenle görüşmüyor musun diye sor. O zaman annenle görüşmüyor musunuz diye sorsun. Ben de kulp bulayım. Yani bulmak isteyen her türlü bulur. Neyse, o torununu sevdi, beraber oyun oynadılar, mamasını yedirdi, gezdiler, tozdular. Ayrılmak istemese de mecburen gitmek zorunda kaldı. Çünkü pazartesi iş başı. Değil mi oğlum? Bu da burada köpürtük köpürtük geziyor. Çünkü ne oldu kuzum? Sen artık kameralara çıkmak istemiyor musun? Ha pardon, sen şey, ünlü bir şeydin artık, fenomen değil mi? O yüzden mi? Şey, ajansa kayıtlı ya, yüz görünürlüğü istiyor. Değil mi anneciğim? Oğlum kuzum benim. İşte böyle şu an Mert Ali'nin gene biraz enseden yanan bir ateşi var. Çünkü şey, ne denir ona, diş çıkarma dönemi. Bilmiyorum, aranızda bu tetagil midir? Ne zıktımsa onu kullanan var mı? Varsa bana bilgi geçin ki ona göre ben almayı düşünüyorum işe yarayacağını. Bir de Opta bilmem ne var. Hemen onu da size söyleyeyim ismini. Biraz tuzlu bir ürün. Söylüyorum. Osanit. Bitkisel diş topları diye geçiyor. Kullanan var mı bilmiyorum. Alman markası. Biraz pahalı ama içinde 100'den fazla varmış minik toplardan. Yani 1000'den fazla hatta belki de. 400 lira ama gerçekten işe yarayıp yaramadığını bilmeden de almak biraz garip geliyor. Öyle. Sanırım Mert Ali biraz... Ben büyük işler başaracak gibi hissediyorum. Değil mi anneciğim? Anne? Nerede baban? Bal mısın, şeker misin? Canım mısın sen benim? Şaşkın ördeğim benim. Öp anneyi bir görsünler. Öp anneyi. Oh, hadi kapatalım. Durum bundan ibaret. Bu videoya yarın devam edeceğim.
Yarın gelecek olan bir sürü kargom var. Gelsinler. Ondan sonra onları da size gösteririm. Güzel şeyler aldığıma inanıyorum. Yarın mertellikle bir şey gelecek. O zaman şimdilik hoşça kalın. Yarın görüşmek üzere. İkinci günden hepinize merhabalar. Kargom var. Gelecek demiştim zaten. Beraber açalım istiyorum. İyi mi? Beni görüyor musunuz? Evet, bence görüyorsunuz. Şimdi fark ettim ki geçen hatırlayanlar vardır. Mert Ali ile yatak odasını toparlarken, gardırobumu temizlerken ne kadar işe yaramaz tişörtler varsa hepsini atmıştım. Tişörtüm kalmamış. Bir tane böyle gri şu şekilde bir çizgili tişört. Eyloş'um bak. Biraz büyük aldım. Tight'ların üstüne giymeyi seviyorum. Ve bunu çok uygun aldım. Sonra her zaman aldığım marka. Bunu Cide'de de almıştım. Burada da aldım. Daha önceki aldığım, yani şunları aldığım yer de orası. Bunun tişörtlerini çok seviyorum. Allah'ım, arkamızda önümüzde inşaat var. Ve bu çok kötü. Kumaş çok güzel. Bu şekilde. Bakın. Bunu hazırlayan kimse sigara içmiş galiba. Ay. Galiba bakar mısın? Ya da dışarıdan mı geldi? Dışarı yandan geliyor. Bu boya sanki kokuyor. Sigara kokuyor. Neyse, işte böyle görmüş olduğunuz gibi sigaradan tiksiniyorum. Şu şekilde boylu boyunca uzunlamasına bir gri tişört daha. Daha gelecek olan tişörtlerim var. Bekliyoruz. Bunun da kumaşı. Kumaş bu şekilde şöyle. Şöyle göstereceğim bir dakika. Şöyle biraz beni görebiliyorsunuz ama çok fazla iç gösterdiğini düşünmüyorum. Şu markanın gerçekten, yani nerede o? Şu markanın Trendyol'da görürseniz tişörtlerine bakın. Büyük bedeninde mevcut. Bunun da hemen şöyle bir kumaşını göstereyim. Bunda da beni görebiliyorsunuz. Ona göre içinize atlet giyersiniz. İsteyen olursa bunların linkini atarım. Bunların birkaç rengini daha söyledim. Ben bir tane bir ürünü beğendiysem birkaç rengini de söylüyorum. Çünkü seviyorum. Şu anlık gelen kargolarım bunlar. Geldikçe de gene göstereceğim. Yeni bir kargoyla geldim. Bunu anca Mert Ali uyanınca deneyebiliriz. Ama ben şimdi açıp size bir göstereceğim. Ben ceiling söyledim demiştim. Çok tatlı. Böyle içi bir arada koymuş anne. Kahve seven birine. Nasıl bağlandığına dair böyle bir kağıt. Ay çok güzel. Ben buradan aldım. İndirimdeydi bu arada ama indirim bitti tabii. Ya 30'una kadar indirim galiba. HB Sling. Böyle uzunlamasına kanguru tarzı. Böyle bir ürün. Bayağı da büyük. Yani kilolu olanlar da şöyle bakın gidiyorum. Kullanabilir. Evet, çok net kullanır. Ya ben öbür türlü kanguruları bir türlü sevemedim. Çünkü niye? Zaten sıcaklarda çocuğu taşımak zor olacak. Yapışacaksınız. Yani böyle değişik ya. Şimdi şunu ben bir deneyeceğim. Sonra Mert Ali kalktığında uyuyor şu anda. Şöyle göstereyim. Kalktığı zaman Mert Ali uyandığında da beraber denemiş oluruz. Evet, Mert Ali uyandı gördüğünüz gibi. Şimdi ben kendim de denedim. Bence çok rahat. Şimdi Sinan'da deneyeceğim. Çünkü bunu Sinan çok istediği için aldım aslında. Sinan böyle Mert Ali'yi göğsüne dayayıp gezdirmek istiyordu. Gördüğünüz gibi bayağı uzun demiştim. Bu arada pijamalıyım. Kusura bakmayın. Pijamayla durmayı seviyorum.
Şimdi bunun ortasını bulmanız zor olacak gibi duruyor ama asla zor değil. Şuradaki etiketi bunun ortası. Şimdi bu etiketi ortadan böyle şu şekilde alıyorsunuz. Bu arkayı çapraz yapıyorsunuz. Birini sağdan, birini soldan. Şimdi dön arkanı. Model bu olacak. Bu şekilde. Sonra bu iki parçayı bu göbekten geçirdiğimiz parçanın içinden geçiriyoruz. Önümüz böyle olacak. Sonra bunu gene çapraz yapıp artık beyinizin, kendinizin önünden böyle iki tur yapıp dur yapacağım. Bu şekilde bağlıyorsunuz. Sıkıca bağlıyorsunuz ve açılmıyor. Şimdi asıl konu merteleyip içine koymak. Alalım. Çok sıkı oldu ama. Hayır. Bakayım. Yok hayır. Normal. Şimdi biraz eğil babası. Bir bacağını buraya sen tut. Sen tut ben geçireyim. Dön oraya. Kaldır biraz havaya. Bir bacağını da buraya. Ya bu çapraz yaptığımız kısımlara bebeğinizi oturtturup şu kısımlarını sen bırak. Şu kısımlarını dur sen eline bebe. Bırak. Biz böyle çok samimi olduk. Bacakları bebeğinizin M şeklinde olacak. Tabii bu kadar yukarı yapmanıza gerek de yok. Şimdi ben Sinan'ın boyuna göre ayarlayamadım. O kendi ayarlar. Diğer ayaklarını da o karnına geçirdiğimiz uzun parça vardı ya, etiketli kısım. Oraya şu etiketli kısım burada. Bırak artık aşkım. Okuyorum. Tamam anlayabiliyorum ama böyle. Evet. Şöyle hemen göstereyim. Bakın. Nasıl? Tabii merteliği biraz daha aşağı alabiliriz. Ama ben dediğim gibi kendime göre ayarlamam daha iyi. Herkesin kendine göre yapması daha iyi. Şimdi bir de ben kendimde göstereyim. Sinan da böyle. Sonra şu kısımlardan ayaklarını sokuyorsunuz. Böyleyiz. Bütün gün sizinle evde böyle. Doya doya böyle öpebiliyorsunuz. Bu şekilde. Ayarlayıp. Değil mi oğlum? Böyleyiz. Böyle rahatça evinizi temizleyip işte ne bileyim bir yemeğinizi yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Bence çok güzel. Sence aşkım? Güzel. Nasıl anne? Valla rahat. Evet. Eğer rahatsanız rahat. Çok rahat. Önemli o da orada rahat. Çocuğu düzgün bir şekilde oraya koyabilir. Evet. O sonra burada uyuyor. Uyunca da. Eğer zaten Mertel'i rahat olmasaydı şu an cıngar kopmuştu burada. Çünkü Mertel'i sıkılmaya falan gelemiyor. Ama bakın. Kime çekmiş acaba o konuda? Ama bakın benim oğluma ne kadar tatlı. Evet böyle isteyen olursa hangi sayfadan aldığımı atarım. Ben indirimdeyken 90 liraya aldım. Ama indirimli mi değil mi bilmiyorum. Selamlar. Evet bugün günlerden bilmiyorum ne. Bugün günlerden ne? Salı. Kargoyu Sinan'a açtırıyorum. Addax'tan bir şeyler almıştım. Onlar geldi Trendyol'dan. Poşet içinde poşet. Bu ama şey. Ama ev poşet. Evet Addax'ın poşet. Ay çok tatlı değil mi? Çok güzel. Çok beğendim. Bu da böyle. Fiyatı bu arada bu değildi. Şimdiden söyleyeyim. Çok güzelmiş. Böyle çok şirin. İki tane oversize. Bedensiz galiba bunlar. Evet standart beden. Kahverengi. Bir de şuna çok bayıldım. Çok güzel. Giymemek için sabırsızlanıyorum. Giymek için pardon. Çok güzel. Bu da standart beden. İsteyen olursa linklerini atarım. Şimdi hocam seni göstermek zorundayım çünkü benim tipim üfüm kayık biliyorsun. Senin tipin kayık. Evet. Sen kendini de batmazsın. Evet. Ben şimdi duşa girmek zorundayım. Tamam. Duştan çıkınca bir kargom daha gelecek büyük ihtimal. Onu da gösterirken buradayız. İnşallah. Bir şey diyor musun? Bay bay. Kendine iyi bak.
Hoşçakal. Seni sen nasıl sevdim seni bin bilsen. Evet. Böyle olur mu ya? Olur mu? Ne oldu? Aa, babası bizi çekiyormuş gene. Evet. Al şu. Al bebeğim. Al bebeğim. Elimi mi tutacaksın? Peki. Böyle mi yapmamı istiyorsun? Ah mı? Tamam, al bunu. Tamam, böyle yapayım. Ne istedin bir tane? Sen mi Şevgül'üm? Aa, benim güzel oğlum. Şevgül'üm benim. Tamam, tut hadi. Duş aldık biz bugün. Rahatladık. Karnımız herhalde başka yapıyor artık, değil mi? İyi oldu şimdi. Bak şimdi annen ne açacak? Annesinin kargosu geldi. Bu sefer Mertel'iye değil. Evet, kargolarım geldi. Hemen hızlıca açayım çünkü Mertel durmuyor. Evet, numaralarını sağlıyor, görüyor musun? Kuzum, ne? Orada duşumu da aldım. Hemen şöyle besine bol salaş siyah bir tişört. Bunu bilerek XXL çaldım. Artık bedenlerini söylememe gerek yok, biliyorsunuz ben biraz bol giymeyi seven bir insanım. Göbeğimi iyi kapattığına inanıyorum. Bir tane şöyle. Ay, bu niye kusmuk gibi koktu Hristam? Ama öyle koktu. Boyasından kızım, akrep şeysi var. Bir tane de böyle. Çok koktu. Sanki üstüne biri kusmuş, yıkamamışlar gibi. Neyse, midesi bulanırım için özür dilerim. Bir de kendime çok yakıştırdığım bir renk. Mavi. Bunları X'ler çaldım. Çünkü kalıpları bayağı geniş. Bak bakın, bakın. Dikim hatasına bakın. Aslında overlock hatası. Kumaşa kaptırmışlar overlock'u. Neyse. İşte bunları aldım tişört olarak. Gelecek olan iki kargom daha var. Ama onlar bugün gelmeyecek sanırım. Onlar yarın gelebilir diye düşünüyorum. Gelince artık bakarız. Ne yapıyorsun küçük adam? Ne haber? Ağaca bak. Nasıl olmuş benim oğlum? Çok yakışıklı değil mi? Yeşiller çok yakışmış. Annem. Anneciğim. Bakın benim oğlum artık ayaklarının üstüne basıyor maşallah. Maşallah benim oğluma. Aferin sana. Aferin. Süpersin. Bravo sana. Bravo sana yakışıklım. Bravo sana bir tane. Nasılsın? Nasılsın boncuğum? Güzelliğim. Canımın içi. Bir tanem. Şevdilim. Oy, seni yesin annen. Çok tatlısın. Aşırı tatlısın. Balsın. Gözleri bak. Bu arada Mert Ali'nin şöyle bir şey. Bakın şu göz kapağının altını görüyor musunuz? Evet anneciğim, senden bahsediyorum. Şu göz kapağının altı katlanıyor. Altımızda da göz kirpikleri var ya, şu kirpikleri. Gözünün içine girdiği için iltaplanıyor gözümüz. Babası bugün damlasını sıktı. Senin vitaminlerini vermedik biz. Hadi gel onları verelim sana. Nasıl böyle bir hata yaparım ben? Doktorumuzun vermiş olduğu vitamin bu. İçinde A, C, D vitaminleri var. Şimdi bunu vereceğim. 10 damla sıkıp veriyorum. Hemen zaten ağzını açıyor. Aç annem. Aferin sana benim oğluma. Aferin sana. Benim oğlum. Allah. Köpükleri yanağımıza gitti. Aferin sana. Gaz damlamızı da verelim mi? Oy. Helal. Oy, helal.
Hadi gaz damlamızı da verelim. Bizi az buçuk takip edenler kullandığımız gaz damlasının bu olduğunu bilirler. Normalde 5 damla veriliyor. Fakat ben Mert Ali'de 5 damlanın işe yaramadığını fark ettiğimde 10 damlaya çıkardım. Günlük 10 damla veriyorum. Yani sabah 10, akşam 10. Yani toplam 20 damla veriyorum. Ve daha öyle daha rahat gaz çıkardığını farkındayım. Bunu da doktorumuza sorduğumda verebilirsin. Çocuğun ihtiyacına göre ayarla kendini dedi. Ben de o şekilde ayarlıyorum. Şimdi bundan da 10'ar damla vereyim. Bu arada bu damlalarını mamalarının içine katanlar varmış ama hani etkisini kaybeder ya. Benim oğlum kaşıkla yemek yemeye başlayacak halde, baksanıza. Aferin sana annem. Nasıl yalıyorsun, göster oğlum. Hadi. Evet. Yala. Yala. Evet. Böyle yalıyor. Tamam mıyız? Okey mi? Afiyet olsun, şifa olsun oğlumu. Merak ettiğim bir şey var. Demir ilacına ne zaman doktorlarınız size başlattı? Bebeklerde demir ilacına başlanıyormuş. Ne zaman başladınız çok merak ediyorum. Bize daha doktorumuz bunun hakkında bir şey söylemedi. Herhalde 4. aydan itibaren mi başlarız? Anne biz ne zaman başlamıştık? Aa Mert Ali. Valla o 3-4 aylıkken başlanıyordu. O doktordan doktora gidecek. Evet. Doktorlar çok farklı. Şimdi bazı doktorlar kan tahlili yapmadan demir ilacı vermiyor. Ki bizim doktorumuz da o şekilde. İhtiyacı varsa veriyor. İhtiyacı olmadan vermiyor. Vermeyi düşünmüyor. O yüzden mesela örnek veriyorum. Mert Ali'nin kilo alımında problem olunca bana dedi ki, Denizciğim dedi, tiroidlerine baktırdınız mı dedi. Ben de evet baktırdık dedim. Emin misin bak dedi, ona göre dedi ilaç vereceğim dedi. Evet dedim, baktırdık. Hatta baktırdığımız şey de Sinan'da. Çünkü biliyorsunuz sarılık döneminde aşırı derecede kan vermiş olduğumuz için 5 tüpte kan alınmıştı. O zaman baktırmıştık. Baktığında tiroidlerinde herhangi bir problem yoktu Mert Ali'nin, şükürler olsun. Ona göre ilaç vermişti kilo alamadığı için. O da sarılıkla alakalıydı zaten. Bu bize verdiği ACD vitamini olan vitamin hem iştahını da açıyormuş. O yüzden de bize onu verdi. Emme refleksi artsın, iştahı açılsın diye. Biz onda gayet memnun kaldık. Mert Ali'yi de o şekilde kilo aldırdık. Şimdi... Ne yapıyorsun sen? Memenle. O memeyi bir salsan mı artık? Ha? Bir sal hadi o memeyi, bırak. Hadi anneciğim. Ha? Evet, anlat hadi. Ne anlatıyorsun? Sen de mi vlog çekiyorsun? Ne anlatıyorsun? Anlat bakalım hadi. Ne oldu şimdi? Surata bak. Ben senin neden böyle yaptığını çok iyi biliyorum. Bunun titreme modu azaldığı için bunda yatmak istemiyorsun. Pil söyleyelim mi? Suratı bak. Suratı bak. Suratı bak. Suratı bak. Suratı bak. Suratı bak. pili azaldığı için bunda yatmak istemiyor. Çünkü titreşime alıştığı için. Şimdi Mert Ali'ye bir pil söyleyeyim. Çünkü bu bir kullandığımız pillerden değil. Yani kumanda pili değil. Daha tokoz piller var ya, takoz gibi olanlar. Ondan. Sonra ben de şu saçımı tarayayım bir. Yağlanmasın. Çünkü ben saçımı böyle tuttuğum an yağlanıyor. O zaman sonra görüşürüz. Mert Ali uyandı. Altını pisletti. Karnını doyurdu. Şimdi böyle masum masum yatıyor. Anneciğim buraya bakacaksın. Bak parmağımın olduğu yere bak. Buraya. Heh, evet. Balık ağzım. Balık 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 balık. Balık 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 balık. Bir de şöyle seviyorum. Ben böyle 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 oğlumu böyle böyle seviyorum. O da bunun hoşuna gidiyor. Haşin sevilmek benim oğlumun hoşuna gidiyor. Değil mi anneciğim? Sizin çocuklarınızın bıngıldakları ne zaman kapandı? Ay dün TikTok'ta bıngıldak dedik de aklıma geldi. Dün TikTok'ta bir video izledim. İzlediniz mi? Adam bebeğinin başını tıraş ediyor. Tıraş ederken arkasındaki o bıngıldağı tam kapanmamış. Hani Mert Ali'nin de şu an kapalı ya, şu derisini bir kaptırdı makineye. Ay çok kötü oldu.
O yüzden çocuğumun saçını kestirmem, uzasın. Onu diyordum. Ne zaman kapandı bıngıldağın? Mesela Mert'in hala bıngıldağına burası açık. Çok merak ediyorum. Yorumlarda yazar mısınız? Bıngıldakları kaçıncı aydan itibaren kapanıyor? Evet. Sevince aşık oldum. Pardon, öyle dedi. Görünce aşık oldum. Görünce aşık oldum o güzel gözlerine. Başka bir şey istemem. Benim gözüm sende. Bak bu bu. Surata bakın. Oğlum senin bu mimiklerini yerim 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 yerim. Seni yerim sosis. Seni yerim sosis. Seni yerim. Aç bakayım ağzını. Sinirim sosis. Şöyle bir planım var. Eve geçeceğim zaman, yani kendi evime geçeceğim zaman ki birkaç gün içinde geçeceğiz zaten. Çünkü Mert Ali'nin Haziran'ın 15'inde aşıları var ve bizim de sağlık ocağı orada olduğu için oraya götüreceğiz. Mecbur evimize geçmemiz lazım. Ben de eve geçeyim, bir evimi temizleyeyim, şey yapayım. Tekrar tabii geleceğiz gene buraya ama ne zaman geliriz bilmiyorum. Eve geçtiğimizde Mert Ali ile bir günümü böyle hızlandırılmış bir şekilde paylaşmak istiyorum. İzler misiniz? Nasıl olur? Bana yorumlarda belirtin lütfen ki ben ona göre hangi odadaysam kamerayı oraya koyacağım. Bir günümüzü böyle hiç ben konuşmadan hızlandıracağım. Öyle sessizce bir izler misiniz? Bilmiyorum. Nasıl olur? Güzel olur mu? Neler yapıyoruz? Mesela duş aldırıyorsam duş, yemek yapıyorsam yemek, Mert Ali kucağımdaysa kucağımda, uyutuyorsam öyle, ben uyuyorsam beraber uyuyacağız ama siz bizi izleyeceksiniz. Yani böyle bir şey ister misiniz? Bilmiyorum nasıl olur. Gerçekten çok merak ediyorum. İsterseniz ne olur yorumlarda belirtin. Böyle bir planım var eve geçince ama sadece bir seferliğine. Eğer gerçekten beğenilirse ikinci ya da üçüncüsü gelir. Ama nasıl gelir bilmiyorum. Ne oldu? Ballı çöreğim. Çörek. Çöreğim. Evet çöreğim. Güzel çöreğim. Güzel gözlüm nur tanem. Al canım senin olsun. Beni öyle çok sev ki herkesin aklı dursun. Bülbül senden öğrensin gülü mutlu etmeyi. Başka şarkı söyleyeyim mi? Aşk sadece anlayana, güzel gözlüm sen mi yana? Ben böyle ona şarkı söylüyorum. Tabii sesimin kötü olduğunu ben de biliyorum, farkındayım. Kusura bakmayın bunun için. Ama o da bana sanki eşlik ediyormuş gibi oluyor. O kadar hoşuma gidiyor ki. Seni çok seviyorum. Sen de beni mi seviyorsun? Ben imkansız aşklar için yaratılmışım. Dur anneciğim. Gene bak gözüne kirpiğin gitmiş. İltihap kapacak gözün. Aldım. Ne kavuşmayı bilirim, ne de olmayı. Leyla, Leyla. Dünya dönüyor, sen ne dersen de. Evet, hadi sen söyle bir tane. Güzel elbiseleri giyip çıkaracağım. Senin önünden geçip sana bakmayacağım. Beni kırdığın gibi kalbini kıracağım. Beni dinlemedin ya, seni duymayacağım. Yürü ancak gidersin. Haydi. Evet şimdi ben annem sağ olsun pilav yapmış, taze fasulye yapmış, yanında da cacık yapmış. Birazdan onları yiyeceğiz. Ben de böyle Mert Ali ile vakit geçiriyorum. Gördüğünüz gibi ben şarkı söylerken
Ben şarkı söylerken o da benim bana eşlik ediyor. Yerseniz. Bak. 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 Ama. Kim varmış? Bak. Kim o? Surata bak. Hadi şarkı söyle. Bir kuş. Mini mini bir kuş konmuştu, pencereme konmuştu. Aldım onu içeriye, çık 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 ötsün diye. Pır pır ederken canlandı, ellerim bak boş kaldı. Pır pır ederken canlandı, ellerim bak boş kaldı. Bir gün bir gün bir çocuk eve de gelmiş, kimse yok. Açmış bakmış dolabı, şekerdi sanmış ilacı. Yemiş yemiş bitirmiş, akşama sancığı başlamış. Kıvam kıvam kıvammış, yaptığından utanmış. Hastaneyi boylamış. Küçücük aslancık varmış, bir küçücük aslancık varmış. Ormanda koşar oynarmış. Ormanda koşar oynarmış. Annesi onu çok çok severmiş. Babası onu çok çok severmiş. Evet, Merteli ile günlerimiz böyle geçiyor. Yani evde yaptığımız bir şey yok. Bir yarın, bugün duş aldırdığımız için Merteli'yi dışarı çıkaramadık ama bir Üsküdar'a ineriz değil mi anne yarın? Böyle bir hava almaya gideriz. Bir bakarız. Bir defaktoya falan uğrayayım. Belki Merteli'ye bir şeyler bakarım. Ace Vaki'ye gideriz. Yani Teddy'ye gitmem lazım. Çünkü Merteli'nin eve geçince küçülen kıyafetlerini ayırmam gerekiyor. Onları hurca koyacağım. Hurç almam gerekiyor. Kötü olanları yani bir yıkayacağım, eğer yani üstünde lekesi olanları bir yıkayacağım, eğer çıkmazsa ne yaparım bilmiyorum. Ama çok sevdiğim kıyafetleri var, onları saklamayı düşünüyorum. Böyle eve geçince bir onların ayrımını sizlerle de zaten yaparız. O yüzden benim bir hurç almam gerekiyor kısacası. Öyle. Sonra eve gidince biraz yatak odasını düzenleyeceğim gene. Yatağı böyle yani camdan, yatağı cama doğru itip makyaj masasını da cam tarafına alacağım tekrar. Mertel'in beşiğini sağa alacağım. Yani benim solum oluyor yatarken de sağa alacağım. Oraya koyacağım. Çünkü patron mesela biz uyurken Mertel'in yatağına atlayabiliyor. Hani biraz o konuda tedirgin oluyorum. Daha alışamadım galiba. Ya tabii kötü niyeti yok. Mertel'in ayaklarının ucuna gidip yatmak istiyor. Onun farkındayım ama hani Mertel'i uyurken korkutmasın istiyorum. O yüzden, yoksa içine yatıp girebilir, hiç sorun değil. Beraber büyüyecekler sonuç olarak. Ama hani gece hepimiz uyurken atlarsa, fark etmezse Mertel'in üstüne falan, Mertel'i korkar. Allah korusun, çocuğun aklını kaçırmasından korkuyorum. O yüzden beşiği, park yatağı yani, sağa doğru alacağım. Biraz orada bir değişiklik yapmayı düşünüyoruz. Mert Ali için aslında birazcık. Hem de patron oraya çıkmasın istiyorum. Evet. Evet. Boğum bacaklı. Eve gidince bir dünya işim var. Onları halletmem lazım. Yani bir yandan da kafam orada. Biraz da gidip kafa dinlemek istiyorum işin açıkçası. Yani tabii ki de burada da kafa dinliyorum ama neredeyse bir aydır şu karşımızda gördüğünüz şu binanın orası. Arka tarafta bir bina daha var. İnşaat var. Sabah 7'de başlıyorlar. Tabii ki de adamlar işlerini yapmak zorundalar. Pazar günü de valilikten izin almışlar. O zaman da çalışıyorlar. Hani çok ses oluyor. Mert Ali de uyumuyor. O yüzden hani eve geçip hem Mert Ali de rahat bir uyku uyusun, bizler de bir rahat uyku uyuyalım, hem de biraz beyinen dinlenelim. Çünkü çok yakın bir mesafe. Drrrr, matkap sesi mahvetti bizi. O yüzden eve geçelim. Ama birkaç gün sonra tabii kargolarımın gelmesi lazım. Kargolarım geldikten sonra. O zaman şimdilik kapatıyorum. Ya aslında tamamen kapatayım. Kısa olmuştur eminim ki gene video. Değil mi anneciğim?
Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bu hafta içi belki dövme yaptırmaya gidebiliriz beraber. Kafamda 3 tane model var. 3 tane model yaptıracağım şimdilik. Kadıköy'e geçeceğiz yani. Bir 4 saat evde olmayacağım. Bu taraftayken de dövmemi yaptırayım istiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Bir aslancık varmış. Kırlarda koşar oynamış. Hemen kamera görünce. Ha ha ha.